Hadise Açık Göz. 22 Ekim 1985 yılında doğan Belçikalı Türk şarkıcıdır. Mor, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında İdol 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweet'te yer alan Stir Me Up şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı. 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayınladı. İngilizce ve Türkçe şarkıları oluşan albümde yer alan Deli Olan şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Düm Tek Tek ile temsil ederek 4. oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini arttırdı. Aynı yıl Festlife ve Karman albümlerini satışa sundu. Karman'ın çıkış şarkısı Evlenmeliyiz ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de 5. stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer yayınladı. Albümdeki Superman, Aşk Kaç Beden Giyer ve Mesajımı Almıştır O şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu. Christina Aguilera, Brandon Norwood ve Beyoncé'dan ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeli görevine devam etmektedir. 7 Altın Kelebek ödülü ve 3 TMF ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 1985-2003 ilk dönem ve kariyer başlangıcı. Hadise Açık Göz, 22 Ekim 1985'te Kumuk kökenli Gülneal ve Lezgi kökenli Hasan Açık Göz çiftinin ikinci kız çocuğu olarak Belçika'nın Anvers ilindeki Mol kasabasında dünyaya geldi. Kendisi 11 yaşına geldiğinde anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde İdol yarışmalarının Belçika ayağı olan İdol 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi. Fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı. 2004-2008 Sweet ve Hadise. Hadise, iki Brains Records şirketiyle albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaylord ile çalışarak ilk şarkısı Sweet'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultra Top'ta 19 numaraya kadar yükseldi. Mayıs 2005'te ikinci single'ı Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te 3. single'ı My Sacred Girl'ü satışa sundu. Şarkı Ultra Top listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı oldu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü Sweet'i yayınladı. Albümde yer alan Ain't No Love Lost ve Bad Boy şarkılarını single olarak da satışa sundu. Bunlardan Bad Boy Ultra Top'ta 22 numaraya kadar yükseldi. Şarkıcı Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması A Good Kiss'i yayınladı ve klibini İstanbul'a çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı My Body yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayınlanan Serdar Ortaç albümü Efes'te yer alan Düşman şarkısında düet şarkıcısı görevi olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaylord ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra A Good Kiss şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan Deli Oğlan'ı da albüme ekledi. Ağustos 2008'de MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi Türk şarkıcı kategorisine aday olarak gösterildi. Fakat ödülü Emre Aydın kazandı. 2009-2010 Eurovision, Festlife ve Kahraman. Hadise'nin
Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarına çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de Sinan Akçıl ve Stephen Fernandez ile birlikte yarışma için oluşturduğu Düm Tek Tek şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi. Şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelere dolaştı. Bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı. Toplamda 177 puana ulaşarak Norveç, İzlanda ve Azerbaycan ardından 4. oldu. Mayıs 2009'un 2. haftasında 3. stüdyo albümü Festlife'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm Endonezya müzik listelerinde zirveye, Belçika müzik listelerinde 16 numara yükseldi. Festlife şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayınlandı. Balkan Müzik Ödülleri'nden Balkanlar'da Türkiye'den en iyi şarkı kategorisinde ödül aldı. Haziran 2009'da 4. stüdyo albümü Kahraman'ı yayınladı. Albümün yapımcılığını üstlenen Sinan Akçıl, 7 şarkının yazımında ve bestelenmesinde de görev aldı. Şarkıcı albümü kişisel bir adım olarak nitelendirdi. Albümün ilk klibini Evlenmeliyiz şarkısına Emir Kalizade yönetmenliğine çekti. Ardından ikinci klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde Kahraman şarkısına çekti. 2009 yılı sonunda açıklanan istatistik sonuçlarına göre yılın en popüler ünlüleri listesinin zirvesinde yer aldı. 2011-2013 Aşk Kaç Beden Giyer, Biz Buradayız ve Visal. Hadise'nin 5. stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer, Nisan 2011'de Seyhan Müzik tarafından yayınlandı ve yıl boyunca Türkiye'de 35 bin kopya sattı. Albümün hazırlık süreci şarkıcının işbirliğine gittiği, şarkı yazarı sevgilisi Sinan Akçıl'dan ayrılması ve Akçıl'ın kendisine verdiği bazı şarkılar geri çekmesi üzerine uzadı. Genel anlamda bir dans pop albüm olan Aşk Kaç Beden Giyer, müzik eleştirmenlerinden karışık dönüşler aldı. Bazıları albümü sıradan bulsa da bazıları şarkıların Türk pop müziği standartlarının üstünde olduğuna dair yorum yaparak övgülerini sundu. Albümün oryantal esintili çıkış şarkısı Superman, Türkiye resmi listesinde 5 numaraya kadar yükselirdi ve Türkiye'de yılın en çok indirilen 8. şarkısı oldu. Albümün 2. ve 3. klibi sırasıyla Aşk Kaç Beden Giyer ve Mesajımı Almıştır O şarkılarına çekildi. Hadise albüm tanıtımları kapsamında 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde sahneye çıktı. 28 Ağustos 2011'de MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2011'inde en iyi Türk şarkıcı kategorisinde 3. defa aday olarak gösterildi. Fakat ödülü bu kez Atiye kazandı. Hadise 2012 yılının Haziran ayında Biz Buradayız adlı single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu. Sonraki yıl ise dubstep tarzındaki Visal single'ını yayınladı. 2014 Günümüz, Tavsiye, Şampiyon, Küçük Bir Yol ve Hay Hay. Şarkıcının 6. stüdyo albümü Tavsiye, Ağustos 2014'te Pasaj Müzik tarafından yayınlandı ve yıl içinde Türkiye'de 16 bin kopya sattı. Albümdeki Neredesin Aşkım, Prenses, Yaz Günü ve Bu Aralar şarkılarına video klip çekildi ve bu şarkılardan Neredesin Aşkım ve Yaz Günü Türkiye'de bir numara oldu. Hadise 7. stüdyo albümü Şampiyon'u Haziran 2017'de satışa sundu. Albümün Aynı adlı çıkış şarkısı aynı zamanda albümün ilk video klibi olarak gösterime girdi ve Türkiye'de Müzik Top TR en hızlı yükselenler listesinde 2. sıradan girdi. Ardından 2. klip olarak yayınlanan Sıfır Tolerans ile Müzik Top TR resmi listesinde ilk numaraya kadar yükseldi. Şarkının klibi Türkiye'de televizyon yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından erotik filmin bir tık altı olarak nitelendi ve bu yüzden yayıncı televizyon kanallarına para cezası kesildi. Bu karar nedenini
ataerkil cinsiyetçiliğe bağlayan hadise yaptığı açıklamada cool'a tepki göstererek erkek sanatçılarımızın istedikleri gibi kadın mankenler, oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç erotik kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? Hayır. Erkektir yapar, kadındır susar. Zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Üçüncü klip resmi listede 6. sırada yerleşen Farkımız Var şarkısına çekilirken 4. klip Aşk Dediğin şarkısına çekildi. Fanta'nın 2019'da Türkiye'de reklamlarının yüzü seçilen hadise Ağustos 2019'da şirketin ürettiği Geliyorum Yanına adlı single'ı piyasaya sürdü. 32 saate çekilen şarkının video klibi hadisenin 10 Ağustos Harbiye konserinde ilk defa gösterildi. Hadise Eylül 2020'de Küçük Bir Yol isimli single çalışmasını Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Şubat 2021'de ikinci EP, diğer adıyla maxi single olan Aşka Kapandım albümünü Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Yıldız Tilbe ve Devrim Karaoğlu imzası taşıyan Olsun isimli şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde klip çekilmiştir. Hadise Haziran 2021'de Pasaj Müzik etiketiyle Hayal isimli şarkısını piyasaya sürmüştür. Şarkının sözleri ve müziği Ersay Üner imzası taşımaktadır. Şarkıcı da klipte 1947 yılında henüz 23 yaşındayken Empire State binasının 83. katından atlayarak yaşamına son veren Evelyn McHale isimli genç kızın hikayesinden izler taşıdığını sosyal medyadan duyurdu. Hadise Eylül 2021'de dünyaca ünlü internet oyunu olan PUBG Mobile'ın dijital yüzü oldu. Markanın tanıtımı için Josh Dalgalan adında single çıkardı. Çekimleri 3 gün süren Josh Dalgalan klibinde hadisenin özel tasarım elbisesi için 11,5 metre kumaş kullanıldı. Suya dayanıklı makyajı 2,5 saatte hazırlanan hadise klip çekimleri için özel bir ekipler içinde köpek balıkları bulunan 18 derecelik akvaryumda 4 metre daldı. Türkçe sözleri Alper Narman'a, aranjesi Ozan Bayrapaşa'ya ait olan şarkının müzik klibinde yönetmen koltuğuna Şenol Korkmaz oturdu. Görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu ve prodüksiyonunu ise Erdi Sevinç üstlendi. 25 Ekim 2021 yılında Wayback Makine sitesinde arşivlendi. Hadise 1 Temmuz 2022'de rapçi Murda ile olan İmdat adlı düet çalışmasının piyasaya sürdü. Jonas Beck ile Raoul Hust yönetmenliğinde Hollanda ve İspanya'da çekilen film tanındaki klip özel harekat timi tarafından gözaltına alınan kadın kahramanı hadise kurtarmak için her şeyi göze alan Murda'nın hikayesini anlatıyor. 2 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Makine sitesinde arşivlendi. Ve hadise bundan sonra Feryat adında single çıkardı ve Murda ile Sen Dönene Kadar adlı single çalışması var. Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan Düşman adlı şarkıda Ortaç ile düet yaptı. Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimler örnek aldığını belirten hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jimmy Rekuy ve U2'yi saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Flemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de de yayınlanan ardından sırasıyla Star TV ve TV8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'yi jüri üyeliği yapmıştır. Görevini 2020 yılında bırakmıştır. Hadise 2021 yılından itibaren Acun Ilıcalan'ın sahip olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapmaktadır.
Hadise 2021'de Cat adlı kendi giyim markasını kurdu. Hadise 2022 yılında UNICEF Türkiye tarafından çocuk hakları savunucusu olarak atandı. Sanatçı, Türk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için UNICEF ile el ele verdi. Son olarak Hadise, iş insanı Mehmet Dinçeler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçeler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.